Merriam Webster 1874 yılında Londra'da doğar. Sekiz kardeşten belki de en alımlısı ve hatta en güzelidir. Hayalindeki şey ise önce bir hemşire olmak, sonra da sevdiği adamla evlenip çoluk çocuğa karışmaktır. Hayat ona gerçekten başlangıçta oldukça adil davranır. Öncelikle hemşire olur, arkasından da Thomas'la evlenir. Mutlu ve güzel bir aileye sahiptir artık. Ama maalesef bundan sonraki hayatı çok da planladığı ve düşündüğü gibi gitmeyecektir. Bugün tıbbın gizemli hikayelerinde bir hastalık sonucunda hayatı değişen bir kadının ve çocuklarını korumak ve büyütmek için dünyanın en çirkin kadını sıfatını kabul eden bir annenin hayatını göreceğiz. Hikayemiz 1800'lerin sonunda ve 1900'lerin başında geçiyor. Dolayısıyla bu hikaye içinde duyacaklarınızı biraz o döneme geri giderek düşünmek gerekir. Yani henüz hastalıkların pek çoğunun e, tedavisinin hani bırakın tedavisinin tanısının bile yapılamadığı bir dönemlerden bahsediyoruz. İşte Mary Ann Webster'ın başına gelen hadise de bu dönemde başlıyor. Şimdi Mary Ann Thomas'la evlendikten sonra birinci çocuğundan sonra özellikle bir takım vücudunda değişiklikler fark etmeye başlıyor. Hani o güne kadar hep söylediğimiz gibi gerçekten güzel, alımlı, hemşireliğe devam eden, sağlık işinde çalışan ve gerçekten hayatında da mutlu bir kadın. Ama bir dönem sonra Mary yani özellikle şunu fark etmeye başlıyor. İlk olarak yüzü parmağından rahat çıkmamaya başlıyor. Oynamamaya başlıyor. Hani adeta eli büyüyor gibi hissediyor. Ve hatta ayakkabılarında da aynı şeyi hissediyor. Ayağı büyüyormuş gibi. Aldığı her ayakkabı ona dar gelmeye başlıyor. Ve zaman içinde yavaş yavaş vücudundaki değişikliklerin sadece el ve ayağıyla sınırlı olmadığını fark etmeye başlıyor. Yüzü büyümeye başlıyor, çenesi büyümeye başlıyor ve hatta sesi biraz daha kalınlaşmaya başlıyor ve görüntüsü de bir kadından daha fazla bir erkeğe dönmeye başlıyor. Ve zaman içinde o güzel ve alımlı kadın bir kenara bırakın gerçekten kaba görünüşlü bir erkeğe dönüşmeye başlıyor. Etrafındakiler hep bunu söylüyor kendisine. Hatta yolda giderken şöyle e, gözlerin üzerine takıldığını ve hemen insanların birbiri arasında konuştuğunu, bazılarının güldüğünü söylüyor. Thomas'la olan evliliği sırasında dört tane çocuğu oluyor Maryen'in. E, fakat Thomas 11 yıl sonra aniden çok genç bir yaşta vefat ediyor. Maryen Dört çocuğuyla beraber tek başına kalıyor ve bir şekilde geçinmek zorunda. Fakat iş bulamamaya başlıyor. Özellikle görüntüsünden dolayı insanlar iş vermek istemiyor Mary Anne. Ve bu şekilde de ekonomik olarak çok ciddi bir darlığa düşüyor Mary Anne ve ailesi. Çocuklarına bir şekilde bakmak zorunda. Bunun için etrafta acaba ben ne yapabilirim diye düşünürken sürekli oraya buraya iş başvurusu yaparken ve her seferinde reddedilirken gözüne bir ilan çarpıyor. İngiltere'de bir yarışma açılmış ve bu yarışmada da dünyanın en çirkin kadını aranıyor. Diyor ki acaba benim bu başıma gelen hadiseyi ben bir şekilde kullanabilir miyim ve bu yarışmaya başvuruyor. Bu yarışmaya başvurduktan sonra yapılan e, bu yarışma sırasında da gerçekten kendisi başvuranlar içinde en çirkin kadın ünvanını alıyor. Ve en azından Marian biraz rahatlıyor. Çünkü aldığı o ödülle en azından çocuklarına ekmek götürebilecek, kıyafet alabilecek diye düşünüyor. Ve gerçekten işte bir kadın sadece çocuklarının geçinmesini sağlamak adına dünyanın en çirkin kadını sıfatını kabul ediyor ve bu yaftayı üzerine yapıştırıyor. Şimdi peki Meryem'in başına gelen şey neydi? Gelin hep beraber ona bir bakalım. Meryem'in başına gelen hastalığa akromegali diyoruz. Akromegali Yunanca kökeni olan bir kelime. Akro yüksek demek, ee, Akropolisten aklınıza gelsin, Atina'daki yüksek şehir anlamına geliyor o da ee, ve Megali, Mega büyük anlamına geliyor ya, hem yüksek hem büyük yani gittikçe devleşen bir durumdan bahsediyor Akromegali. Akromegali'nin temelinde yatan hadise büyüme hormonunun kontrolsüz bir şekilde salınması. Büyüme hormonumuz beyinde Hipofiz dediğimiz bezin ön tarafından salgılanır ve hem kasların hem de kemiklerin büyümesine neden olur. Fakat bütün hormonlarda olduğu gibi büyüme hormonunda da bir kontrol mekanizması vardır. İşte bazen bu kontrol mekanizması bir şekilde devreden çıkar. Bunun %90 nedeni hipofizde olan adenom dediğimiz bir selim tümörün büyüme hormonunu kontrolsüz bir şekilde salgılamasıdır. Şimdi büyüme hormonu eğer kontrolsüz bir şekilde çocukluk döneminde salınıyorsa bu çocuklarda e, devliye diyelim neden olabilir. Ama eğer erişkin döneminde kontrolsüz bir şekilde salgılanıyorsa uzun kemiklerin büyüme noktaları kapandığı için artık uzun kemikler çok fazla büyüyemez daha fazla nerede elde ayakta. Ve yüzde büyüme söz konusu olur. O yüzden meriende de ilk olan şey pek çok hastada olduğu gibi yüzük takıp çıkarmadaki zorluk, e, ayakkabıların dar gelmesi, sesin kalınlaşması e, ve hatta görmede bozukluk, kas ağrıları, çok yaygın halsizlik gibi durumlardır. Şimdi o dönemlerde tabi bu hastalığı e, çok da fazla kimse bilmiyordu, neden olduğunu bilmiyordu, tedavisi yoktu. Dolayısıyla Meryem'in başına gelenler büyük oranda tanımadan, tanınmadan ve tedavi edilmeden maalesef bu kadını böyle bir duruma sokmuştu. Şimdi bugün için artık tedavi edilebilir bir şeyden bahsediyoruz. Yani Mary Ann eğer bugün yaşıyor olsaydı rahatlıkla tedavisi söz konusu olabilirdi. Ha, bu arada tabi bu hadisenin ortaya çıkması yani büyüme hormonunun kontrolsüz bir şekilde salınmaya başlamasından sonra bulgular da hemen ortaya çıkmıyor. Neredeyse 3 yıl sürüyor. Dolayısıyla bu süreç içinde Mary de yavaş yavaş değişirken çok belli belirsiz değişiklikler olmaya başlıyor. Yani eski fotoğrafını ve yeni fotoğrafını koyduğun zaman belirti çok net. Değişiklik çok net. Ama tabii ki bunu yaşarken çok yavaş yavaş değiştiğini görüyorsunuz. Mary Şanslarından bir tanesi belki şuydu, eşi hiçbir zaman onu bu değişiklik olmasına rağmen ölümüne kadar terk etmedi. Fakat maalesef Thomas'ın da çok genç yaşta vefat etmesi Mary Ann'i ve ailesini, çocuklarını çok bir anda ciddi bir ekonomik krize ve zorluğa sürükledi. Mary Ann de bu geçirmiş olduğu hadiseyi bir şekilde kendi lehine değiştirmeye çalıştı. Öncelikle yarışmaya girdi ve bu yarışmada birinci olarak en azından o ödülle bir rahatladı. Mary Ann'in hikayesine geri dönersek Mary Ann diyor ki madem başıma böyle bir şey geldi ben bunu kullanmaya devam edeceğim diyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir teklifi kabul ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir teklif aslında bugün kabul edemeyeceğimiz bir şey. Coney's Island e, diye bir sirk grubunun bir gösterisi var. Bu gösteride farklı problemleri olan ve farklı hastalıkları olan insanları e, bugün kabul edemeyeceğimiz ucube şovu adında bir şovda ...insanlara gösteriyorlar. Yani bu grup içinde çok işte uzun boylu olan var, çok kısa boylu olanlar var, e, sakallı kadınlar var. Hani bunlar baktığımız zaman işte sakallı kadın muhtemelen polikistik overi olan bir kadındı. E, tabii ki bugün için bunları kabul edemiyoruz, ama o dönemde insanlar bu tür şovlara çok ilgi gösteriyor ve bu grup diyor ki Mary, hani gel bizle Amerika'ya, e, Amerika'da bu şovlara katıl. Ve Mary Ann esasında orada hastalığın neden olduğu değişikliği o dönemde çirkinlik olarak tanımlanıyor ya bu. Çirkinliğini göstererek insanlara para kazanmaya çalışıyor. Ve para, kazandığı parayla da çocuklarına bakmaya çalışıyor. Hayatı hep böyle geçiyor. Hep sirkte geçiyor zaten. Hani bir şekilde o şovdan o şova giderek e, para kazanmaya çalışıyor. İnsanlar Mary de seviyor bir yandan. Ve gerçekten Mary Anne'e de e, ilgi gösteriyorlar. Bu şovda en fazla ilgi gören ve sempati kazanan e, insanlardan biri de Mary Anne oluyor. Ve 59 yaşına kadar da bu şekilde bakmaya çalışıyor çocuklarına. İşte fotoğrafları e, beraber var. Bu üç e, çocuğu, dört çocuğuyla beraber olan fotoğrafında da görüyorsunuz. E, hani o dönemde bu fotoğraflar böyle çok da sık değil. Hani herkesin... Para verip de çektirebileceği fotoğraflar değil. E çocukların giyimine baktığınız zaman da en azından hani belli bir seviyenin üzerinde Meryem'in çocukların hayat kalitesini tuttuğunu ve onların bakımını üstlendiğini görüyorsunuz. Meryem 59 yaşında vefat ediyor. E, o dönemde tabi tedavisi olmadığı için erken bir yaşta vefat ediyor. Çünkü akromegali olan kişilerde e, maalesef ölüm riski de iki kat daha fazla. Fakat vasiyet ediyor, diyor ki ben lütfen öldükten sonra İngiltere'ye gömün ve çocukları da bu vasiyetini yerine getiriyor. İşte bugün tıbbın gizemli hikayelerinde böyle bir hikayeye ortak olmanızı istedim. Eğer videonun bu dakikasına kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca biliyorsunuz paylaştıkça bilgi çoğalır, o yüzden lütfen videoları da paylaşmayı ihmal etmeyin. Evet. Yeni bir videoda, yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.